Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde belki sizin de karşılaştığınız bu telefon kiralama konusuna değineceğiz. Biliyorsunuz artık ülkemizde bir telefon kiralama sistemi yerleştirmeye çalışılıyor arkadaşlar. Bunun öncüsü de MediaMarkt. Peki bu sistem bizlere neler sunuyor? Fiyatları nasıl? Biraz bunlardan bahsedelim istedik. Çünkü oldukça ilginç bir sistem. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sistem henüz tam oturmuş değil. Ama önümüzdeki süreçte muhtemelen her şey yerli yerine oturacak. Yani şu anda mesela istediğiniz bütün telefonları kiralayamıyorsunuz. Sadece Apple ve Samsung ürünleri kiralanıyor. Yani onun dışında çok fazla telefon seçeneği de yok ve genelde de üst segment telefonlar, yani fiyatı biraz daha pahalı olan telefonlar. Bunu size baştan belirtmiş olalım ve gelelim kiralama sistemine. Dürüst olmak gerekirse bu kiralama sistemi bana biraz saçma geldi. Neden? Çünkü arkadaşlar kiraladığınızda telefon absürt bir şekilde daha pahalıya geliyor. Biliyorsunuz normalde kiralama sistemi nedir? Bir şeyin fiyatı 100 liraysa sen onu 50 bin liraya kiralayabilirsin. Budur değil mi? Yani yarı fiyatına falan kiraladığın için belli bir süre. Ki buradaki belli bir sürede işte 2 sene. Burada 24 ay olarak belirtilmiş telefon kiralama. Dolayısıyla makul olarak karşılanabilir ve dersin ki ya ben bunu en azından hani telefon benim olmayacak sonuçta. Nedir? Belli sürelerde ben bunu en azından hani fiyatından daha düşük bir tutara kiralayabiliyorsam bu benim için karlıdır dersin. Ama burada şöyle bir absürt durum var arkadaşlar. Örneğin ben iPhone 15 Pro Max modeline bakıyorum şu anda. Sayfa önümde açık. Bunun kiralama bedeli 6 ay çarpı 21.375 lira arkadaşlar. Yani 6 ayda ödemek isterseniz 24 aylık kiralama bedelini 6 çarpı 21.000. Eğer derseniz ki ya ben 12 ayda ödemek istiyorum. O zaman da arkadaşlar ödemeniz gereken tutar 12 çarpı 12.276 lira. 12.000 çarpı 12.276 lira arkadaşlar 147 bin lira yapıyor ki... Bakın şöyle absürt bir durum var. iPhone 15 Pro Max'i şu anda satın alsanız bu telefonu internette 85 bin, 90 bin bandına bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Belki daha ucuza satan yerler de vardır. Yani bu dediklerim de Apple Türkiye garantili. Bunu da size belirtmek istiyorum yani. Burada absürt olan bir diğer durum şu. 24 ay kiraladıktan sonra arkadaşlar telefonu iade ediyorsunuz doğal olarak. Elinizde hiçbir şey yok ama. Bakın para gitti. Yani 24 ay sonunda telefonu iade ettiniz, kullandınız. İade ettiniz ve telefon sizden tamamen çıktı. Sadece ödemiş olduğunuz 147 bin liralık tutar kaldı. Bu da sizin cebinizden çıkmış oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Demişler ki 24 aylık kiralama sonunda eğer bu telefonu bize sorunsuz bir şekilde teslim ederseniz size 31 bin TL'lik nakit teslim bonusu vereceğiz. Yalnız burada şöyle bir şey var. 2 sene sonra 31 bin TL şu anki değerini ne kadar karşılar? Bu ciddi anlamda soru işareti bir kere. Yani Türkiye piyasasında bunu tam olarak sabit bir meblağa Türk lirası üzerinden söz veren biraz absürt. Ha burada deseydi işte atıyorum 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar gibi yani dolar endeks deseydi çok daha mantıklı olurdu. Ya da şunu diyebilirdi. Telefonun o günkü bedelinin işte atıyorum %10'unu, %15'ini size biz nakit alım, nakit teslim bonusu olarak vereceğiz deseydi bu daha mantıklı olabilirdi. Şimdi diyor ki bir de kiralama sonunda ister aynı marka ve model yenilenmiş cep telefonuna 18 bin TL'ye 6 taksit, ister 31 bin TL'ye nakit teslim bonusu kazanın. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada dediği yenilenmiş model cep telefonuna demek istediği arkadaşlar ben sana bunun yenilenmişini vereceğim. Yani bu cihaz size ilk geldiğinde sıfır. Yani sıfır kutudan açıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. 24 ay sonra geri teslim ediyorsunuz. Ve bu telefonda da %70 hasar karşılama oranı var. İşte o da 59 bin TL'ye geliyormuş. 59 bin TL'ye kadar diyor ki biz bunun hasarlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz. Şimdi hasarlı bir telefon gidiyor bunlara. Yani sıfır satmışlar, sıfır kiralamışlar, hasar almış telefon, telefonu geri almışlar. Burada yenilenmiş telefon dediği bunlar arkadaşlar. Yani diyorlar ki bunlar biz bu telefonları kiralayacağız 24 ay. 24 ay sonra bize geri gelecek. Geri gelen bu telefonları da biz yenileyerek satalım. Yani win-win. Gerçekten güzel düşünülmüş bir şey. Burada da diyorlar ki ayrıca yenilenmiş telefon satın alımında bu nakit teslim bonusunu kullanabilirsiniz.
diyorlar. Yani 31 bin size bonus veriyorlar. Yenilenmiş telefonda ne kadar atıyorum işte 50 bin dediler size. Ya da 60 bin dediler o hasar oranına göre, yenilenme oranına göre değişiyor. Burada 31 bin TL bonusunuzu kullanarak üstüne para ödeyerek tekrardan bu telefonu satın alabiliyorsunuz. Ya da başka bir model telefonu satın alabiliyorsunuz. Yani dürüst olmak gerekirse bu sistem hani bana hiç mantıklı gelmedi arkadaşlar. Yani neresinden bakarsanız bakın. Hani bu kiralama sisteminde tek avantajınız şu. 12 ay taksitle 2 seneliğine işte en son model telefonu kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz telefonlara taksit sınırı getirildiği için taksitle telefon satın almak mümkün değil artık. Ha burada da şu var. Yani kredi çekseniz arkadaşlar onu da hemen hesaplayalım mı sizlerle? Yani normalde bu telefon 80 bin. Hatta ona da bakalım. Bak ona da afaki konuşmayalım. iPhone 15 Pro Max fiyatı diye bakalım arkadaşlar hemen. Bakın Akakşe'de Apple Türkiye garantili olarak satılan telefona bakacağım şimdi en ucuzuna. Evet Apple Türkiye garantili 80 bin lira arkadaşlar. 80 bin 100 lira Apple Türkiye garantili. Daha ucuza da var ama onlar ithalatçı garantili olduğu için onları şey yapmıyorum. Onları almıyorum yani. Bakın 80 bin 100 lira değil mi? Yani biz 80 bin 100 lira kredi çektiğimiz zaman bu telefonu alabiliyoruz. Hemen 12 aylık bir kredi şeyine girelim ki bir de şu var arkadaşlar 100 bin liranın altı olduğu için. Gerçi 12 ayla sınırlamışlardı galiba onu da. Gerçi 100 bin liranın altında 24 ay çekebiliyordunuz diye hatırlıyorum. Yazalım arkadaşlar 80 bin 100 lira diye kredi. Hesapla diyelim arkadaşlar. Evet burada çıktı. Birçok banka çıktı. Şimdi 3.85 ile verenler var. 4.14. Ki 4.14 arkadaşlar gördüğüm kadarıyla 3 ay ertelemeli ve en yüksek oranlardan biri. 4.14, 4.29 var. Bakayım 4.34 var. 4.39 var. Bakın en yüksek oran 4.55. 4.55 oranı aldım arkadaşlar. 4.55 oranı aldım. 4.55 oranla biz 80 bin 100 liralık kredi çekersek 12 ayda geri ödememiz 114 bin lira. Bak 114 bin lira geri ödememiz var bizim. Telefonu 24 ay kiralasak 12 ayda ödememiz gereken rakam 147 bin lira. Ve telefon bizim olmuyor. Telefonu geri iade ediyoruz. 114 bin liraya biz bu telefonu alsak kredi çekip sonrasında telefon bizim oluyor. 80 binlik telefon şu anda sattığınız zaman da en kötü 60 bine satarsınız arkadaşlar iPhone'u. iPhone'u en kötü 60 bine satarsınız. Hatta şu anda bakın ona da bakalım. iPhone 15 Pro Max diye. Bakalım ona da bakalım. İkinci el fiyatları ne alemde diye. Bakın arkadaşlar. İkinci el fiyatları da dediğim gibi. Bakın 70 bin liralara falan koymuşlar yani. 70 bin liraya koymuşlar. Sıfır ayarında diye. Bir yıldan daha fazla hatta da garantisi varmış vesaire vesaire. Yani gördüğünüz gibi bu kiralama sistemi şu anda hani bana çok mantıklı gelmedi. Belki mantıklı bulanlar olacaktır. Bir şekilde bunu kiralayarak kullanmak isteyenler olacaktır ama dediğim gibi gördüğünüz burada da hesapladık. Yani kredi çekip alsak çok daha kârda oluyoruz. Yani bu sistemi yapanların amacı ne? Ben tam olarak onu da anlamadım. Yani absürt fiyatlar çıkıyor karşımıza. Cidden anlamsız. Yani 6 ay 21 bin. Normalde o parayla zaten alsan 4 ayda bitiriyorsun. 2 ay fazlasını ödüyorsun. Bir de bu kiralama arkadaşlar her şeyden önce. Yani telefon sizin olmuyor ki burada. Telefonu her türlü iade etmek zorunda kalıyorsunuz. İade ettiğinizde işte size 31 bin TL nakit teslim bonusu veriyor. İsterseniz onu indirim olarak kullanıyorsunuz. İstersen para verip yenilenmiş telefona geçebiliyorsun. İsterseniz işte aynı model markayla yükseltilmiş cihazını alabiliyorsun. Orada tekrardan bir kiralama opsiyonu giriyor işin içerisine. Muhtemelen size verdikleri nakit teslim bonusunu oradan kesiyorlar. Orada bir indirim yapıyorlar ama bana çok mantıklı gelmedi dürüst olmak gerekirse. Zaten dediğim gibi hani krediyle almış olsak ve telefonu satsak yenisini almak için üzerine bir 20-30 bin lira koysak yenisini alıyoruz yani kiralamıyoruz. Alıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu sistem bana çok parlak gelmedi. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum dürüst olmak gerekirse. Dilerseniz bu videonun altında bizlerle yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.